ekranlarından Bir Bebek Masalı programından herkese merhabalar. Programımızda neler var neler, yarışmalar, doğum yapacak ailenin ve annenin heyecanı, uzman konuklar, gezi ve aktiviteler, daha neler neler. Üstelik bizi takip eden izleyicilerimize de her hafta sürprizler var. Bu sürprizlere nasıl ulaşabilirsiniz? Sizlere birazdan bunu anlatacağım. Bu haftaki programımızda neler var? Hadi gelin hep birlikte bir göz atalım. Bir hamilelik dönemindeki hormonal dengelerin değişmesinden kaynaklı gösterdiği bir tepki mi? Işık kaynaklı dediğimiz lekelerin oluşumunda aslında hepsinde ultraviyole ışık var. Egzama, saçlı deride pul pul olur ya, evet. Saçlı deri. İşte orada doğru Hindistan cevizi kullanırlarsa hiçbir şey kalmıyor, tertemiz oluyor. Bu hafta Heybeliada'da masal tadında bir gün yaşayacağız. Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan Koç Köpeklerle Çocuk Liderler programına katılacağız. Sevtap, güvenli ellerdesin ablacığım. Ben diyorum ki ikinci çocuğu yapın, yine böyle zayıflayın değil mi? Ben de diyorum aynısını. 2-3. 3. Allah Allah, Allah Allah. Gerçekten eli hızlıymış. Allah'ım, Sevtap neler çekti. Birazcık daha. Bir mucizeye tanıklık edecek olan ailemizin ve annenin yanına gidelim. Doğum öncesinde neler yaşamışlar hep birlikte görelim. Bugün Gizem Hanım'la beraberiz. Sabah erken saatlerde kalktık ve hastaneye geldik. Gizem Hanım'ı yalnız bırakmadık. Bugün hem fotoğraf hem video çekimleri yapılacak Gizem Hanım'ın. Ama onunla beraber biz de bir doğum hikayesini anlatalım dedik sizlere. Gizem Hanım, neler hissediyorsunuz? İlk bebeğiniz mi? Bize biraz anlatabilir misiniz? Çok heyecanlıyım. İlk bebeğim normal doğumdu. Apar topar hastaneye gelmiştik. Çok apar topar doğmuştu. 5 dakika içinde çok kolay bir doğum olmuştu. Şimdi ikincisi erkek. Kızımın tam tersinde biraz iri bebek. O yüzden sezaryen de doğacak birazdan. O yüzden birazcık daha heyecanlıyım sanki. Kızım da bu kadar heyecanlı değil sanki, şey yapıyorum. Bekliyorum heyecanla yani. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Bakalım ikinci bebek nasıl olacak? Hayatımıza neler getirecek? İlk çocuğum kız olduğu için tabii birazcık daha böyle ay çok tatlı, çok şeker falan modunda dedik. Şimdi böyle herkes tosuncuk geliyor işte, erkek çocuğu kocaman bilmem ne falan gibi şeyler, işte onlar bizim için değişik heyecanlar. Kızım nasıl, ne düşünecek bakalım. O şu an çok heyecanlı ama işte geceleri uyuyamadığı zaman, ağladığı zaman bebek vesaire, işte neler olacak. Dediğim gibi çok heyecanlıyız. Hep beraber göreceğiz. Ben de en çok ablanın neler hissedeceğini çok merak ediyorum. Sanırım doğumdan sonra ablamız da burada olacak. Peki bebeğimizin adı ne olacak Gizem Hanım? Erkek bebeğimizin adını ne koyduk acaba? Kızımın ismi Linda. Kızımla da uyum sağlaması için Leon düşündük. Leon Şenol. Yani soyadıyla da uygun oluyor. Linda ve Leon. İnşallah ömür boyu mutlu olsunlar. Çok seviyorum onları. İnşallah diyoruz ve biz birazdan Leon'u almaya gidiyoruz. Bakalım bundan sonra neler yaşanacak. Konuğumuz medikal estetik hekimi Mevlüt Dağ hocamızla birlikte leke problemlerini konuşacağız. Mevlüt hocam, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, müsaadenizle seyircilerimize kısa bir hatırlatma anonsu yapabilir miyim? Tabii ki, lütfen. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, program boyunca iki kod veriyoruz biliyorsunuz. Bu kodları internet sitemizde ayrılan bölüme giriyorsunuz ve sürprizlere ulaşıyorsunuz. Şu anda birinci kodumuz aşağıda, görüyorsunuz değil mi? İkinci kodumuzu da programın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağım. Hemen şimdi Mevlüt hocam, size dönmek istiyorum. Evet, buyurun. Kadınları çok ilgilendiren leke. Evet. Kabusumuz, leke neden olur? Şimdi aslında birçok leke çeşidi var ama özellikle şu programda hamile anneler, hamilelik sonrası yaşadıkları süreçler gibi durumlar düşünürsek en çok yaşadığımız yüzümüzde istemediğimiz kahverengi, bazen yaygın, bazen noktasal tarzda olan lekelerden bahsediyoruz aslında.
Neden oluşuyor bunlar? Bunların sebebi aslında cildimizin genel yapısına baktığımız zaman hepimizin deri rengi farklı. Bu deri rengimizin farklı olmasının sebebi cildimizdeki melanos dediğimiz hücrelerden ışıkla temasa geçince ortaya çıkan cildimizdeki renk, yani melanin pigmentlerinin yoğunlaşması. Bu melanin pigmentleri bir hastalıktan kaynaklı veya hormonal dengelerin değişmesinden kaynaklı ya da çok fazlasıyla ultraviyole ışığa maruz kalmaktan kaynaklı belirli yerlerde kümelenir ve çoğalırsa işte o zaman farklı renk tonları yüzümüzde oluşmaya başladığı zaman bizim istemediğimiz kötü bir görüntü ortaya çıkmakta ve biz buna leke diyoruz. Peki hamilelik döneminde bu leke olduğu zaman tedavi edebiliyor muyuz? Özellikle hamilelik döneminde hiçbir tedavi aslında yapılmıyor. Hı hı. Yani estetik anlamda olsun veya diğerleri. Elimizden geldiğince bebeğe zarar vermemek için hiçbir şey karışmıyoruz tabii ki. Orada anneleri maalesef bir kenara koyuyoruz. Önce bebek Sabır. Sağlığı diyoruz tabii ki. Ama hamilelik bittikten sonra özellikle süt verme ve emzirme döneminde bittikten sonra daha çok özellikle leke konusunda annelere tedavilere yönelebiliyoruz. Ondan sonra bazı tedaviler yapabiliyoruz. Peki tedavi süreleri ne kadar oluyor? Şimdi tabii bu lekelerin tamamen oluş şekline bağlı bir olay. Direkt sadece bir leke hamilelikle alakalı bir durum değil tabii ki. Burada leke neden oluştu? Altında ne var? Ve benim öncelikle neyi tedavi etmem gerekiyor? Buna bakmamız gerekiyor. Eğer biz lekelere komple bakacak olursak hani istemediğimiz bir pigment birikimi diyoruz. Ama bu bir hamilelik dönemindeki hormonal dengelerin değişmesinden kaynaklı annenin ultraviyole ışığa karşı cildinin gösterdiği bir tepki mi? Ve pigment artışı mı? Veya oluşan bir sivilce sonrası bu iyileşirken yerinde bıraktırdığı bir renk farklılığı mı? Ya da gerçekten daha öncesinde, hamilelik öncesinden de çok yoğun gün ışığına maruz kalmaktan kaynaklı aslında cilt altına birikmiş ve hamilelikte hormonal dengelerin biraz değişmesiyle daha fazlası gün yüzüne çıkmış bir leke mi? Bunu çok iyi tespit etmemiz gerekiyor ve bundan sonra da acaba bu leke hangi seviyede, cildimizin hangi katmanlarında yer alıyor ve buna göre bunun tedavisi. Tabii sorduğunuz kısma gelince de leke tedavisi bazen öyle bizi çok şaşırtır ki maalesef cildimizde, cildimizle alakalı bugün artık biz bir MR'la, bir tomografi cihazlarıyla tüm vücudumuzun kesitlerini alıp işte bir diz eklemimizin etrafındaki incecik bir kas yapısındaki ödemi, yanındaki bir ligamentteki bir hasarı çok rahat görebiliyoruz. Ama teknolojik cildin altında veya cilt içerisinde hangi katmanlarda ve ne kadar leke var? Tabii bazı tespitler yapabildiğimiz cihazlarımız var. Ama bunu %100 diyebileceğimiz bir teknolojik cihazımız yok. Bunun için de daha çok muayeneler, oluşum şekilleri, bunlara yönelik veya görüntüsüne göre bu daha fazla derin tabaka yerleşimde, yüzeyel yerleşimde, bunun tedavisinde lazerleri, altın iğneleri veya işte peeling sistemlerini kullanmamız gerekiyor. Yok bunda sadece kremleri kullanmamız gerekiyor diye muayeneyle başlayan ve annenin diyeyim artık veya kadınların, erkeklerin fark etmiyor aslında leke konusu hikayesinden başlayıp birlikte değerlendirilerek yapılacak tedavi yöntemi. Yolu yani var. Süresi açıkçası belli değil. Bazen gördüğümüz bir lekede çok hafif şurada bir leken var dedim. Ya onda ne var ki şu kremi kullanırız hemen geçiririz dediğiniz bir lekeyle 3 yıl uğraştığım leke hastamızı biliyorum. Ama yüzüne neredeyse tabiri caizse aman Allah'ım ne olmuş bu kişinin yüzüne. Bir makyajsız kesinlikle dışarı çıkamaz. Haldeki birine ya uzun bir işlerimiz var sizinle, epey bir tedavi yapacağız, gelip gitmeniz gerekecek dediğimiz kişi bir ay sonra %90 iyileşmiş vaziyette görebiliyoruz. Peki lekenin oluşmaması için ne yapmamız gerekir? Aslında özellikle konuştuğumuz bizim rahatsız olduğumuz melanin pigmenti birikimlerde ki bunlara genetik olarak kişinin cildinde ben oluşuna müsaitlik durumlarını veya başka oluşan ben ve tarzı lekeleri kastetmiyoruz. Hı hı. Işık kaynaklı dediğimiz lekelerin oluşumunda aslında hepsinde ultraviyole ışık var. Yani gün ışığı. Tabii ki biz toplum olarak şöyle bir alışkanlığımız var artık. Dışarı çıkarken ben yüzüme bir güneş koruyucu kullanayım gibi. Ama sadece biz bu ultraviyole ışığı artık güneşe direkt maruz kaldığımızda almıyoruz. Şu anda bu stüdyoda yoğun üstümüze düşen ışıklarda bile yoğun bir ultraviyole ışık var. Evet. Ve sürekli biz bunlara maruz kalıyoruz. Aslında leke
vücudumuzun bir savunma mekanizması. En çok sevdiğim kısmı ve hep söylediğim kısmı şu. Cildimizin iç katmanlarına ultraviyole ışığın vereceği bir zararlar var. Cilt bizde bir koruma mekanizması görevi gören bir yapımız. Cilt altına ultraviyole ışığın geçmemesi için vücudumuzun salgıladığı bir mekanizma, yapı. Bir şemsiye yapıyor aslında cildimizin üstünde lekeyle. Hı hı. Ve böylelikle ultraviyole ışığın cilt altına geçmemesini sağlıyor. Şöyle bir seslenişi var bizim vücudumuzun kendimize. Ultraviyole ışığa çok maruz kalıyorsunuz. Bu hormonal dengeleriniz değişmiş olabilir. Cildinizde bir yara oluşmuş olabilir ve açılmıştır. Siz onu korumamışsınızdır. Ama ultraviyole ışık çok fazlası cildimize uğruyordur. Ben bunu korumak için leke yapıyorum. Ya sen koru ya ben leke yaparak bunu korumaya devam edeceğim. Çok güzel anlattınız. Evet. Bunun için de yapmamız gereken kendimizi ultraviyole ışıktan korumak. Peki hamilelikte neden bu kadar lekelerimiz ortaya çıkıyor? O kadar hormonal yapılarımız değişiyor ki. Her konuda hassaslaşıyoruz. Kesinlikle. Eşimin hamileliğinde eve geliyorum. Canım tuzu alabilir miyim? Sanki yemek biraz tuzsuz mu? Ne demek istiyorsun? Ben yemeği artık çok mu kötü? Ya hayır, sadece tuz istedim. Biraz yemeğe tuz ekleyeceğim. Nasıl orada bir hassasiyet başlıyorsa cildimizde de bu hassasiyet başlıyor. Çok ufak maruz kaldığımız bir ultraviyole ışığa bile cildimiz normalinden daha fazla, belki bir 10 kat, 20 kat daha fazla bir tepki verebiliyor. Bizim görevimizde ne olursa olsun, hangi sebepten olursa olsun, ultraviyole ışıktan kendimizi korumamız gerekiyor. Eğer biz korumaya çok düzgün bir şekilde başlarsak, zaten bu leke problemini ya yaşamayacağız, yine yaşayacaksak bunu daha az miktarda yaşayacağız diyebiliriz. Peki sadece böyle güneşten değil de doğum sırasında olan bir takım, hani zor bir doğum oluyor, akabinde annenin yüzünde bir leke oluyor. Onun için tedavi nasıl olur? Tabii ki. Şimdi biz lekelere genel olarak bakarsak güneş kaynaklı yoğun bizlerin maruz kalmasına kaynaklı lekeler. Genetik yapısal olarak ilk başta küçükken hoşumuza giden burun kenarlarında duran noktasal çiller, bunlara lentigo diyoruz. Gittikçe bunların zamanla artması. Hamilelik sonrası olan melazma dediğimiz, yüzünü böyle kelebek tarzı dediğimiz, tüm yanakları burun kenarında itibaren kapsayan, totalde olan lekeler ve bunun gibi lekeler. Hepsinde bir pigment artışı var ciltte ve bizim bütün tedavilerimizde bu pigmenti uzaklaştırmak var. Bu amaçla leke için kullandığımız lazer sistemleri, peeling yöntemleri, son zamanlarda revaçta olan bir altın iğne dediğimiz mikro iğneli radyo frekans sistemleri ve bunların yanında tabii ki cildin yapısına göre kullanmamız gereken dermokozmetik ya da tedavi amaçlı tıbbi ilaçlar. İşte ilk başta söylediğim gibi buradaki bütün mevzu cildi iyi değerlendirmek, lekeleri yakından tanımak ve hangi cilt yapısına göre, hangi leke türüne göre, hangi enstrümandan, cihazdan, uygulamadan, kremden fayda sağlarızı tespit edebilmek. Çok çok teşekkür ediyoruz ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim. Sevgili seyircilerimiz, bu hafta Mevlüt Dağ hocamızı ağırladık. Annelerin kabusu olan leke konusunu bize çok güzel açıkladı. Tekrar teşekkürler, teşekkür programımıza ederim. Katıldığınız için. Ve şimdi de bu haftaki çiftimizin minik mucizelerinin doğum anını hep birlikte izleyelim.
bebek dünyaya geldi. 4 kilo doğdu. Maşallah o kadar topaş bir bebek ki. Şimdi Leon bebeğin dedesiyle beraberiz. Hasan Bey, neler hissediyorsunuz Leon dünyaya geldi? Evet, güzel duygular tabii. Bugün 1 Aralık 2017. Hoş geldin bebek. Yaşama sırası sende tabii. Güzel duygular yani. Dedemiz duygulandı. Tabii hayat devam ediyor. Evet. Hayatın devam etmesi çok güzel. Yani bu duyguları ilahi tüm insanların tatmasını isterim. Yani güzel bir duygu. Şimdi anneannemizle beraberiz. Anneannemiz, neler hissediyorsunuz? Leon dünyaya geldi. Duygulu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz birazcık? Mutluluk verici. Ben böyle duygusallık istemiyorum ama elim dolmadan yapıyorum. Mutluluk verici. Hani torun, evlat seviliyor ama torun her zaman söylendiği gibi çok daha seviliyor. Bu benim ikinci torunum. İlk torunumu da bu kadar çok sevdim ama bu da tabii ki çok mutluyum. Kızım 2 evlat sahibi oldu. Biri kız, biri erkek. Yani bundan mutluluk verici ne olabilir bir anne için? Ben de bunları yaşıyorum. Allah herkese nasip etsin inşallah. Amin. Ebeveynler, bebeğiniz için ideal banyo zamanı uykudan hemen öncedir. Bebeğinizi yıkamaya vücudundan başlayın ve en son başını yıkayın. Çünkü bebekler ısıyı en çabuk başlarından kaybederler. Bir bebek masalında yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi yine bitkilerden şifa bulacağız. Özellikle bugün çok popüler olan, değil mi? Evet, Hindistan cevizi olmazsa olmaz vaziyetinde. Bütün anneler kullanıyor, suyundan yararlanıyor, içini kırıyor, rendeliyor, bir şeyler yapıyor. Ama yine size sormak istiyoruz Hülya Hanım, doğrusunu nasıl kullanabiliriz? Hindistan cevizi yağını, ben tabii aromaterapide biz yağını çok faydalanıyoruz. Yağından çok faydalanıyoruz. Hem sürerek hem oral tüketimiyle cildin kendi derin altı nemi deniyor ona. Onu stabil bir dengede tutuyor. Transdermal water loss kapasitesi diye bir kapasitesi var cildin. O su kaybetme kapasitesini dengeliyor. Ve cilt nemini kaybetmiyor. Onun için çok kıymetli. Hakikaten herkesin bu kadar ilgi gösterdiği kadar da var. Maalesef yine kirlenebiliyor. Doğru türlerin olması gerekiyor ama Hindistan cevizi şu an oral olarak, gıda olarak, bir de biz tıbbi olarak kullanıyoruz. Tıbbi olan da şöyle bir fark oluyor. Gıdanın dışında içindeki kaprik asit ve lağrik asit oranına bakıyoruz. O oranları yüksek miktarda özellikle Nijerya Hindistan cevizi içeriyor. Ve bu Hindistan cevizinden seborreik dermatit, egzama, saçlı deride pul pul olur ya, evet, saçlı deri, işte orada doğru Hindistan cevizi kullanırlarsa inanır mısınız, ve yağlı saçlarda hiçbir şey kalmıyor, tertemiz oluyor. Ama işte o biraz daha yaşken elde ediliyor o yağ. Hindistan cevizi tam kurumadan elde ediliyor. Onun için şöyle düşünün, erik kurumadan önce içindeki şeker azdır, kuruyunca çoktur. Aynı Hindistan cevizde yağı az oluyor kurumadan elde edilenin. Onun için biraz daha fiyat farklı oluyor. Kuruduktan sonra yağ elde edildiğinde fiyat biraz daha ekonomikleşiyor. Ama o diğer söylediğim kaprik asit, lağrik asit yüksek istiyorsak, kurumadan elde edilmiş Hindistan cevizi yağını biz tıpta çok kullanıyoruz. Muhteşem sonuçları var. Özellikle kandida dediğimiz, çok istemediğimiz bir mantar enfeksiyonu. Bugün biliyorsunuz bütün bağırsak problemleri kandidanın fazla, istemediğimiz kandidanın fazla olmasından ortaya çıkıyor. Ve bu kandidadan dolayı insanların bağırsaklarıyla beyinleri arasındaki ileti azalıyor. İşte Hindistan cevizi bu anlamda da çok kıymetli. Hani Alzheimer'da da tüketirler ya, evet, kandidayı baskıladığı için, kandida albicans dediğimizi baskıladığı için bağırsaktan beyne ileti gidiyor. Ve gerçekten doğru Hindistan cevizi ise bu tür hastalıkların gerilenmesinde de önemli rol alıyor. Her gün bir tane yiyebilirler kendilerini. Biz de, ben yiyorum.
kendimizi geleceğe hazırlamak için anneler bebeklerini kullanabilirler. Nemlendirmek için. Çok ne kadar miktarda kullanmamız gerekiyor? Yine dönüp dolaşıp miktara geliyoruz. Uçucu yağmadığı için çok doğru bir soru sordunuz. Çok teşekkür ederim öncelikle bu soru için. Çünkü sabit yağlar ve uçucu yağlar ayırıyoruz biz. Uçucu yağlar o çok damla damla kullanılacaklar. Çok titiz olunması gerekenler. Sabit yağlar tohumdan elde edilen. Yiyebiliriz. İstediğimiz kadar sürebiliriz. Hiçbir sakınca yok. Burada istediğimiz kadar vücudun tamamını yedirecek kadar sürebiliriz. Yani yetişkinler, anneler her gün düzenli kullanabilir. Evet, evet. Zaten çok kullanıyorlar. Kek çok. Yapıyorlar, börek yapıyorlar. Çok da güzel. Saça sürülüyor, cilde sürülüyor. Saçta çok başarılı Hindistan cevizi. 1700 yıllarda Kraliçe Victoria döneminde Makassar oil diye bir yağ varmış. Sadece Hindistan cevizi ve birkaç tane ylang ylangla yapılırmış bu. Ve saç uzatmak için hatta hani böyle şeyler olur ya, saçları böyle yapışmıştır, o döneme ait resimler olur. İşte onlar hep makassar yağı kullanmaktan, Hindistan cevizi ve ylang ylang. Muhteşem saç uzatır. Saçın daha dolgun ve parlak görünmesini sağlar. Çünkü dediğim gibi saç kökünde oluşan kandida, mantar enfeksiyonuna çok iyi geldiği için scalp dediğimiz saç derisini temizler. Onun içinde saç daha rahat, bol bol uzar ve beslenir, coşar. Çok güzeldi. Saç için bir numaradır Hindistan cevizi. Yani. Bu hafta da bize çok güzel bilgiler verdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, ben alıyorum Hindistan cevizimizi ve gidiyorum. Sonuçları da sizlerle paylaşıyorum. Bir sakıncası var mı? Hayır, alabilir lütfen. Miyim? Alıp gidiyorum. Yağını da buyurun. Tamam. Neler hissediyorsunuz? Erkek bebeğiniz dünyaya geldi, ikinci bebeğiniz. Evet, çok mutluyum, rahatladım, sevinçliyim, sağlıklı bebeğim, sağlıklı dünyaya geldi. Benim ufak tefek böyle biraz ağrılarım olsa da iyiyim, iyi hissediyorum kendimi. Onun dışında tabii ki şimdi Leon kucağımda olduğu için çok mutluyum. Yani başka hiçbir şey hissetmiyorum, huzur hissediyorum, mutluluk. Çok böyle tarifsiz duygular içindeyim yani, rahatım artık dünyaya. İkinci bebek olduğu için de sanırım biraz daha mı rahatız? Hani daha önceden böyle duyguları tattınız. Biliyorsunuz iyi kötü. İkinci bebeğin vermiş olduğu bir rahatlık olabilir mi acaba? Evet, oluyor ama yine de doğuma girmeden bir heyecan oldu tabii. Bir beklenti içindesiniz. Hani görmek istiyorsunuz. Hani görünce oh tamam, hani tamam her şey normal yolunda. Okey yani güzel gidiyor. Şimdi bakalım ablamız gelecek. Evet, ben de çok merak ediyorum. O da gelsin, onu da merak ediyorum. Hep beraber inşallah bu kardeş duygusunu da yaşayalım. Nasıl olacak? Kardeşimizle karşılaşmamız nasıl olacak? Kızımın tepkisi nasıl olacak? Onları da merak ediyorum şimdi. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir ömür diliyoruz size Leon ve ablasıyla beraber. Sağ olun. Teşekkürler. Neler hissediyorsun? Tabii ki çok mutluyum. Evet, biz de çok mutluyuz. Özellikle seni gördüğümüz için çok mutlu olduk, biliyor musun? Çünkü biz sabahtan beri seni bekliyorduk okuldan gelmen için. Kardeşin nasıl? Çok iyi. Kime benziyor sence? Bence babama benziyor. Şimdi de sıra Tuğba ile Masal Tadında bölümünde. Bakalım Tuğba bu hafta kızlarını alıp nereye gitti ve nasıl bir aktivite yaptı? Müzik.
Beybeliada'da masal tadında bir gün yaşayacağız. Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan Koç Köpeklerle Çocuk Liderler programına katılacağız. Umarım sizler de keyifli vakit geçirirsiniz. Koç Köpeklerle Çocuk Liderler programının Türkiye'deki uygulayıcısı olan sevgili Nihan ve Zeynep'le bir aradayız. Şimdi onlarla kısa bir sohbet yapmak istiyorum. Merhaba sevgili Nihan ve Zeynep. Birazcık sizden kendinizi tanıtmanızı isteyebilir miyim? İstatistik gibi bir bölüm bitirdim. Uzun yıllar yöneticilik yaptım medya sektöründe. Daha sonra profesyonel koçluk eğitimi aldım. Hayatım tamamen insanları geliştirmeye doğru ilerledi. İki tane köpeğim vardı. İlk Zeynep'le beraber nasıl bir lider olunması gerekiyor aslında onun eğitimlerin ötesinde doğadan öğrenmeye başladım. Şimdi bunu uygulayıcısıyız Türkiye'de. Zeynep sen? Bilgisayar mühendisliği bölümü mezunum. Uzun yıllar Avrupa Birliği proje yöneticiliği yaptım. Uzun yıllar çalışma hayatımdan sonra çok sıkılmıştım ve kendimi doğaya attım. Peki bu programın temeli nedir? Neden köpeklerle böyle bir eğitim ve neden bu köpekler koç? Doğa aslında bizim öğretmenimiz. Ne öğreniyorsak biz doğadan öğreniyoruz. Köpek de doğaya dönmemiz için en kolay ulaşabileceğimiz canlı. Köpeği rezidansa hapsetmek yerine köpekle doğaya çıktığımız anda kendimizi de daha iyi hisseder hale geliyoruz. Ama tabii ki sadece köpekle doğaya çıkmak işi çözmüyor. Doğanın bize ne dediğini de anlıyor olmamız gerekiyor. Bunun için de en önemli şey çocuklarla başlıyor olmaktı bu işe. Çocuklar çünkü çok daha temiz ve saf bizlere göre. Böyle başladı. Çocuklarla bu yüzden başladı. Evet, bu arada sadece çocuklar mı alıyor bunu yoksa yetişkinler de bu programa katılabiliyorlar mı? Yetişkinler de alıyor. Zaten hani çocuklar eğitim aldıktan sonra biz anne ve babalarına da bu eğitim almalarını öneriyoruz. Hani kurumlarda da veriliyor. 2 günlük bir takım liderliği gibi bazında. Peki ne kadar sürüyor bu eğitim? İlk etapta çocuklara 3 saatlik bir Koç Köpekler Çocuk Liderler atölyesini yapıyoruz. Bu atölye çalışmasını yaptıktan sonra buradaki öğretilerin davranışa dönüşmesi adına 5 ya da 10 adet olarak yine aynı grupla köpeklerle birebir çalışmayı öneriyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Koç köpeklerle birlikte bu eğitime biz de şimdi katılacağız. Daha sonrasında da bu eğitime katılan anne babalardan da görüş alacağız. Köpeklerle liderlik eğitimini hem çocukları hem de kendileri işin alan İlknur ve Bulca ile birlikteyiz. İlknur nasıl karar verdin bu eğitimi almaya? Öncelikle bir merakla başladı. Sevgili Nihan ve Zeynep'in çalışmalarını da duyunca denemek istedim. Biliyorsunuz anne enerjisi çok önemli. Ben ne kadar dengeli olursam çocuklarım da o kadar dengeli olacağını bildiğim için denemek istedim. Ve evet önce ben sonrasında çocuklarım aldık bu eğitimi. Peki katkıları nasıl oldu? Ben kendimdeki eksiklikleri fark ettim. Neleri daha doğru yapmam gerektiğini gözlemledim. Ben değiştikçe gerçekten çocuklarım da değişti. Peki çok teşekkür ederim. Bulca sen ne söylemek istersin? Ben de ilk programı Nihan'dan dolayı öğrendim. Kendim de yıllarca kurumsal firmalarda eğitimle uğraşmıştım. Ama hakikaten çok ilginç geldi ve gerçekten bu programa katıldıktan sonra ben de olumlu anlamda çok değişiklik oldu ve dolayısıyla da çocuklarımın da bundan faydalanmasını istedim. Özellikle ikiz kızlarımızdan bir tanesi iletişim konusunda köpeklerle daha doğrusu hayvanlarla çok zorlanıyordu. Fakat çalışmaya başladıktan sonra hem kendi arkadaşlarıyla olan ilişkisi zaten üst düzeydeyken çok daha en üst düzeye geçti. Hayvanlara bakış açısı değişti. Benim açımdan tekrar baktığımızda da gelişmesi gereken yönlerimi iyice fark edip bütün bunların üstüne daha rahat ilerleyebildim.
çocuklarla birlikte hem ada havası aldık hem de çok güzel bir etkinliğe katıldık. Sizler de farklı alternatif arıyorsanız bu etkinliği size tavsiye ederim. Haftaya görüşmek üzere. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir Bebek Masalı'nın alt açma yarışmasından hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Biliyorsunuz ki bu yarışmada babalar yarışıyor ve 45 saniye içinde bebeğimizin altını değiştiriyor. Daha doğrusu bebeğimizin adı Sevtap oldu. Sevtap'ın altını 45 saniyede değiştiren babamıza, aileye bizden de bir hediye veriliyor. Bakalım bu hafta bizden hediyeyi kim alacak? Bunun için ne yapıyoruz? Hiç zaman kaybetmeden hemen yarışmacılarımızı buraya davet ediyoruz. Programımızın ilk yarışmacıları ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Erzurumlu ailesi. Burcu Hanım, Ahmet Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler siz. Çok teşekkür. İyi siz? Ben de iyiyim. Sizi gördük. Daha iyi olduk. Kaç tane çocuk var? İki. Kaç İki oğlumuz var. Allah boşlasın. Evet. 7 ve 2 yaşlarında. Peki baba ilgileniyor mu? Çok. Gerçekten. Benden çok. Ciddi mi? Gerçekten. Helal olsun. İnanın. Estağfurullah, abartıyor biraz. Yok, gerçekten. Ya bir dakika, şimdi atışma mı var yoksa nedir? Kesinlikle benden daha çok ilgileniyor. Var mı bir iddia, şöyle bir 15 saniye, 20 saniyeyi geçmez. İçimden bir 17 saniye geçti ama Ahmet canım istemedi onu söylemem. Yok, çok söyledim iddialı, ya. Çok iddialı. Çok iddialı. Evet. Çok sakin duruyorsunuz Ahmet Bey, çok cool. Yok yani işte şu an Sevtap'la konsantre olmaya çalışıyorum Sevtap'a. Oldunuz mu? Oldum gibi. Başlayalım mı? Tabii. O zaman başlayalım. Hazırım dediğiniz zaman süremiz başlıyor. Buyurun, hazırım. Evet, süremiz başladı. Ah Sevtap'cığım, adın da belli oldu. Çok mutlu oldum. Kendi kendime sana Sevtap diyordum. Kısmet bu bölümeymiş adını koymak. Ne güzel oldu. Yardım ediyorsunuz, bravo. Her zaman yanımda, desteğini hissederim eşimin. Değil mi? Eşlerin desteği olmazsa olmaz. Ben de ona destek veriyorum. Gayet iyi gidiyorsunuz. Bravo. Sevtap güvenli ellerdesin ablacığım. Evet. Bitti dediğiniz an bitti. 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 Acaba kaç saniyede bitti? Yani 20'yi fazla geçmemişimdir herhalde. Hemen yönetmenimiz Bahadır Bey'e dönüyorum. Ve bana kendileri... Oo, demek ki izafi hakikaten Einstein haklı. Yani süreli olmuş yani. 20'yi aşmış biraz. 20'yi aşmış. Ama 45'in altıydı hedef. Kaçmış? 34 gibi. Bravo. Plaka işte. Tebrik güzel ediyorum İstanbul. İstanbul plakası. İstanbul'da çekimlerimiz devam ediyor ve bizden, daha doğrusu Sevtap'tan. Sevtap, çok teşekkür ederim yavrum. Sevtap'tan size bir turuncu zarf geliyor. Eksik oldu. Çok teşekkür ederiz. Programımız diğer yarışmacılarımızla devam ediyor. Baş ailesi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay ne kadar güzel, enerjisiniz böyle. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Çok iyiyiz, çok teşekkürler. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Çok sağ olun, gözleriniz çok uyumlu. Aranızda da böyle bir uyum var mı çift olarak? Var var. Huylarımız aynıyız. Huylarımız da neredeyse aynı. Gerçekten. Evet. O yüzden birçok konuda çatıştığımız noktalar var, evet. Çocuğumuz kaç yaşında? Bir tane mi, iki tane mi? Bir tane oğlumuz var. Allah bahsettin. 16. ayında şu anda. Aşkı yok. İlk ve son olacak zaten galiba. Niye? Ben çok neden zor, bir çok... Bir hayır, hayır. Yok. Hayır, kardeş şart. Bir tane ve son olacak büyük ihtimal. Olur inşallah. Yani zor babamıza kalırsa... Kandıracağım. İlkinde de zaten o kandırmıştı. Çok zor bir bebek. Biraz iştahsız bir bebek. Uyumayı da sevmiyor. Ben diyorum ki ikinci çocuğu yapın yine böyle zayıflayın, değil mi? Ben de diyorum aynısını. Ben öyle demiyorum pek ama. Yok yok kardeşim, İki, kardeşim için olmalı. Allah veriyorsa olmalı. Üç. Üçü zorlamayalım şu an, iki daha ikinciye bile ikna olmamış. Baba yardım edecek. Edeceğim müdürüm. Değil mi? Ediyorum zaten. Ha, yorgun olmadığım zamanlar diyelim. Yani ben de şimdi şey akşamdan demeyeyim. Akşama. Yani şimdiye kadar oğlum saniye falan diyorum ben. Sevgili seyirciler. Şimdiye kadar oğlumun altını bir maksimum iki defa almıştır. O da ben rahatsızdım, uyuyordum, mecbur kaldı. Oğluna acıdı. Yeterli bana. Ama şu yüzden eli normalde hızlı bir insandır. Ona güveniyorum. Yoksa bu konuda pek pratikliği yok yani. Hatta şu an 30 saniye yaparım ben. Yarışmaya bile katılırken anlattılar yani, yapamaz yani ama. Yapar. Yaparım ben. Yaparsın. Güveniyorum. Ben de güveniyorum. Yardım edecek misiniz? Edeceğim. O kadar da bir anda yalnız başına bırakmayayım, değil mi? Tamam, o zaman siz hazırım dediğiniz zaman başlıyoruz. Tamam. Derin bir nefes alalım. Hadi bakalım. Kızımızın adı Sevtap, tanıştırayım. Sevtap, Erkan abiye.
Aa, merhaba canım. Sevda, çok ayıp. Yaşandım, duymuyor. Çok bu ay çok tatlı. Çok dünyada. Tatlı. Yok öyle. Ama demediler. Ama benim oğlum daha tatlı. Sana, öyle demediler sen. Hiç merak etme. Hazırsanız başlıyoruz. Hazır mı? Bir dakika, Dur. Hop, hop. Başladık demedik. Hazır mıyız? Hazırız. Ve süremiz başladı. Allah Allah, Allah Allah. Gerçekten eli hızlıymış. Maşallah, maşallah. Bayağı bir hızlı gitti, çöldü, yandı. Evet, Allah ne verdiyse sürdü. Oradan aldı, oraya sürdü. Tebrik ediyorum, çok güzel, bravo. Siz ikinciyi yapın ama siz gene bakmaya devam edin. Olur mu yani? Kremi gördünüz mü? Kremi gördüm, bezi nasıl sürdü onu gördünüz mü siz, bilemiyorum. Yanlış yaptım. Doğruydu. Hayır, daha demin doğruydu. Evet. Ya Allah aşkına. Tamam, hemen cırcırtı uzat önce, cırcırtı aç. Ah Gülşah Hanımcığım, evet. Biz buradan bir çay içmeye falan mı gidelim? Hem de konuşturduk. Kimi konuştu? Gülşah Hanımcığım. Yani Erkan Bey, Erkan Bey, Allah'ım, Sevtap neler çekti, Sevtap'ın... Tamamız. Tamam, bitti. Çok süre bitti. Oldu. Çok güzel oldu. Evet, her zamanki gibi. İnanıyor musunuz? Sevtap, kızım, ne oldu sana? Saçında da krem var. Sevtap'ın of, her yeri pişik kremi oldu. Besler. Evet. Saçı da pişik kremi. Saçı da beslermiş. Erkan Bey öyle dedi. Bunu da net bilgi öğrendik sevgili seyirciler. Deneyin isterseniz. Evet. Ama önce denemesinler yine. Kendi saçınızı da deneyin. Sonra canım Sevtap'ım, kuzum, Allah'tan ağzın var dilin yok. Allah aşkına göstermek istiyorum. Gayet de şunu güzel oldu. Şunu size verebilir miyim? Tabii. Gayet de güzel. Gayet de güzel oldu. Sevtap'ımın haline bakar mısınız? Allah aşkına yandan düştü düşüyor bunlar ama eliniz hızlıymış, evet. Tebrik ediyorum. 40 saniye bulmuştur. Kaç saniye bulmuştur merak ediyorum. İkinci çocuğu düşünmeliyim gerçekten değil mi? Bu konuyu sonra konuşalım. Evet. Yani programın başında Erkan Bey'den yanaydım ama. Şimdi bana hak verdiniz. Öğrenmek istiyorum, öğrendim, yönetmenimize baktım. Ve Sevtap diyor ki. Olmadı, olmadı, olmadı. 49 saniye oldu diyor. bence de hem ikinci çocuğu istiyorsunuz hem alıştırma yok. Yani olmaz öyle şey değil mi? Biraz zaman destek olmalı değil mi? Kesinlikle. Şimdi şöyle yapıyoruz o halde. Siz eşinize daha çok destek oluyorsunuz. Daha çok pratik yapıyorsunuz. Siz de kardeş yapıyorsunuz. Anlaştık mı? Anlaştık. Olabilir. Güzel anlaştık. Bir anlaşma oldu. Evet. Biz de size programımıza geldiğiniz, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Ve nacizane bunu sizlere takdim etmek istiyoruz. İyi günler de kullanın. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Bakalım üçüncü yarışmacımızın performansı nasıl olacak? Çağaltepe ailesi yanımızda duruyorlar ama kendilerine dönmeden önce sevgili seyirciler sizlere hatırlatmak istediğim bir şey var. Ekran altında gördüğünüz üzere sosyal medya adresimiz duruyor. Bir Bebek Masalı TV'ye başvurabilirsiniz ve sizler de mesela önümüzdeki hafta neden olmasın bizimle birlikte siz de yarışabilirsiniz. Çağaltepe ailesi hoş geldiniz. Merhabalar. Ergun Bey, Melis Hanım doğrudur. Ve Dünyalar Tatlısı Ege. Hoş geldin. Ege uykun mu var? Evet. Evet, tamam. Peki Ergun Bey, böyle yarışmamızı ciddiye alıp kravatla falan geldiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Çok gurur duyduk. Bu sakinlik, bu dinginlikle 45 saniye içinde Sevtap'ın altını değiştirir misiniz? Muhtemelen evet. Melis Hanım ne diyorsunuz? Değiştirir diye düşünüyorum. Çünkü oğlum çok hareketli. Biz en hızlı şekilde at değiştirmeye çalışan bir haldeyiz. Yoksa durmuyor. Bezsiz kaçıyor elimizden. Peki evde ne kadar sürüyor mesela bez değiştirme? Yani tam olarak saniye veremeyeceğim ama komple değiştirmemiz herhalde 2 dakika 3 dakikayı geçmiyordur. Hazır mısınız? Hazırız. Güveniyoruz size ve istediğiniz zaman başlayabilirsiniz. Sadece bana lütfen komut verin ki süreyi başlatalım. Hazırım. Başladı süreniz. Vay Ergun Bey, bravo, yani hiç böyle bir başlangıç açıkçası beklemiyordum. Sizi tebrik ediyorum. Böyle Ergun Bey ciddi ciddi sakin sakin durunca ben biraz ağırdan alır diye düşündüm ama hiç öyle olmadı. Yanılmışım, tebrikler. Bravo. Melis Hanım ne diyorsunuz, nasıl gidiyor? Gayet. Ege sen ne diyorsun bu konuda? Bravo. Evde de yardımcı oluyor musunuz? Evet, kesinlikle. Birazcık daha hızlı bu saniyelerde böyle biraz evet hadi bitti diyeceksiniz bitince. O zaman süreyi durduruyoruz. Evet bitti. Bitti. Hemen yönetmenimiz Bahadır Bey'e bakıyorum ve süremiz. Tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kazanamadınız.
Olsun. Sağlık olsun. Sağ eğlence. Eğlence sonuçta. Değil mi? Evet, çok eğlendik. Şaka yapıyorum. Tabii ki kazandınız. Helal olsun. Bravo ve Ege'nin şansına bir bebek masalı olarak size bunu takdim etmek istiyorum. Çok geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ege'nin hediyesi bu da. Evet Ege'cim, güle güle kullan, iyi günlerde güle güle kullan. Sevgili seyircilerimiz, biliyorsunuz ki siz de her zaman bizimle yarışabilirsiniz. Şu anda da ekranda ikinci kodumuzu görüyorsunuz ve internet sitemize bu kodunuzu gönderdiğiniz zaman bizden sürprizler kazanabilirsiniz. Aynı zamanda programımızın sonunda birbirinden güzel çocuk fotoğrafları ekranı süsleyecek. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını ekranda görmek istiyorsanız yine sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Biz diyoruz ki bu haftalık bizden bu kadar, ama haftaya belki siz yarışırsınız, belki ekran karşısında olursunuz. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın.